Merhabalar, ben Ömer Taş. Revit Vili derslerine hoş geldiniz. Önceki derste View panel özelliklerine bakarak yeni bir sahne oluşturmayı görmüştük. Bu derste Render panel özellikleriyle devam edelim. İlk olarak Enable Vili butonuyla Vili lisansını aktifleştirelim. Lisansı aktifleştirdikten sonra burada alacağımız renderler için şu anda açık olan sahne dokuzu seçelim. Şimdi başlangıç için render paneline geldiğimizde burada render Panelin altındaki oka tıklayarak paneli genişletelim. Bu arada paneli sabitlemek için buradaki pini açabiliriz. Şimdi paneli genişlettikten sonra başlangıç için burada render alma ile ilgili çeşitli seçeneklerin olduğunu görebiliyoruz. Bu seçeneklere baktığımızda burada render oluşturma seçenekleri, render çerçeve seçenekleri ve sahneyi dışarı aktarma gibi özellikleri görebiliyoruz. İlk olarak paneldeki render oluşturma seçeneklerine baktığımızda burada çeşitli render oluşturma seçeneklerinin olduğunu görebiliyoruz. Render oluşturma seçeneklerinden ilkine baktığımızda burada Render Prodüksiyon butonu olduğunu görüyoruz. Aslında Render Prodüksiyon butonu daha önce de kullandığımız ve şu anda aktif olan Render alma seçeneğimizdir. Aktif olma durumunu hemen buradaki seçili Render oluşturma butonundan anlayabiliriz. Yani mesela buradan Render Interaktif seçeneğini seçtiğimizde Render oluşturma butonunun seçimimize göre değiştiğini görebiliyoruz. Şimdilik Interaktif Render almayı durduralım. Burada başlangıç için ilk sırada olan render prodüksiyon seçeneğiyle render oluşturmayı başlatalım. Evet, gördüğümüz gibi frame buffer açıldı. Bu arada frame buffer'a gördüğümüz gibi render oluşturma penceresi ya da çerçevesi de diyebiliriz. Şimdi ilk seçenek olan render prodüksiyon butonuna baktığımızda aslında en sık kullandığımız render oluşturma seçeneğidir. Yani mesela sahneye yeniden dönersek, örneğin buradaki kütleyi gizleyerek sahnede bir değişiklik yapalım. Şimdi sahnemizdeki değişikliği render üzerinden görmek için yeniden render prodüksiyon butonuna tıklayalım. Evet, değişikliği yeniden render üzerinde görebiliyoruz. Şimdi yaptığımız değişikliği geri alarak kütleyi yeniden gösterelim. Yine benzer şekilde frame buffer yani render oluşturma çerçevesi üzerindeki çaydanlık butonuna tıklayarak aynı şekilde yeniden render alarak yaptığımız değişikliği görebiliriz. Şimdilik render almayı durduralım. Yeniden render paneline döndüğümüzde bir sonraki render oluşturma seçeneğine baktığımızda burada render interaktif özelliğinin olduğunu görebiliyoruz. Render interaktif özelliğinin render prodüksiyondan farkı sürekli render alma işlemini gerçekleştirmesidir. Şimdi render interaktif ile render oluşturmayı başlatalım. Şimdi de render interaktif özelliğinin render prodüksiyondan farkını görmek için sahne üzerinde bir değişiklik yapalım. Mesela modeli sahne içerisinde yakınlaştıralım. Evet, gördüğümüz gibi sahnemizdeki değişikliğe göre render oluşturma işleminin de otomatik olarak güncellendiğini görebiliyoruz. Yani render interaktif seçeneğiyle yaptığımız her değişiklikten sonra render butonuna tekrar tekrar basmadan değişikliklerimizi render üzerinden canlı olarak görebiliriz. Yine render oluşturmayı durduralım. Tekrardan ilk sahnemize dönelim. Bunun için navigasyon aracından rewind ile ilk sahneye dönelim. Şimdi de sonraki seçeneğe baktığımızda burada V-Ray Vision özelliğini görüyoruz. Bu özellik V-Ray 5 ile gelen yeni bir özelliktir. Model içerisinde interaktif gezinmemizi sağlayan alternatif bir görünüm penceresidir. Şimdi V-Ray Vision'i başlatalım. Burada dikkat etmemiz gereken nokta, buradaki üç noktanın birbirine bağlandığından emin olmak. Tabi bilgisayarımızın performansına göre biraz zaman alabilir bu noktalar birbirine bağlandığında Revit modelimizin Peer Vision'a e bağlandığını anlayabiliriz. Aksi halde model görüntülenmeyecektir. Evet şu anda bağlantı kuruldu ve model yükleniyor. Model yüklendikten sonra burada model içerisinde mouse ve yön tuşları ile gezinebiliriz. Benzer şekilde malzeme, doku ve ışık ayarları yapıldıktan sonra model içerisinde gezinerek render alacağımız modeli interaktif olarak görebiliriz. Yine burada Output çıktı seçeneğiyle malzeme ve ışık ayarları yapıldıktan sonra final renderlarımız için basit animasyon ve görüntüleri dışarı aktarabiliriz. Şimdilik V-Ray Vision'ı kapatıyorum. Yine sonraki render oluşturma seçeneğine baktığımızda Rendering Chaos Cloud seçeneği bulunmakta. Bu seçenek ile bulut üzerinden büyük projelerimiz için ücretli bir şekilde renderlarımızı hızlı bir şekilde alabiliriz. Son olarak Connect Chaos Vintage seçeneğiyle gerçek zamanlı işin izlemeli profesyonel animasyonlar oluşturabiliriz. Şimdi Chaos Vintage'ı başlatalım. Model yüklendikten sonra yine V-Ray Vision'a benzer şekilde model içerisinde gezinebiliriz. Burada dikkat edersek V-Ray Vision'la benzerlik gösterdiğini görebiliyoruz. Aslında Chaos Vintage'ın V-Ray Vision'dan farkı Ray Tracing yani ışın izleme teknolojisini kullanarak çok daha gerçekçi ve profesyonel animasyonları çok daha hızlı oluşturmasıdır. Yani V-Ray Vision modeli interaktif olarak görmeyi sağlarken Chaos Vintage profesyonel animasyonlar oluşturmamızı sağlar. Bu arada Chaos Vintage özelliğini kullanabilmek için RTX serisi ekran kartına sahip olmalıyız. Şimdilik daha fazla detaya girmeden Chaos Vintage'i kapatalım. Dilerseniz yorumlarda da belirterek daha sonra V-Ray Vision ve Chaos Vintage ile serinin sonunda ayrıntılı bir ders yapabiliriz. Sonraki render panel özelliğine baktığımızda burada Show Height Frame Buffer ve Show Height Render Progress seçenekleri bulunmakta. Bunun için yeniden bir render alalım. Daha önce Frame Buffer'ın buradaki penceremizin yani render oluşturma penceremizin ya da çerçevesinin olduğunu söylemiştik. Show Hide Frame Buffer seçeneğiyle Frame Buffer yani Render penceresini gizleyip gösterebiliriz. Ya da Show Height Rendering Progress ile Render oluşturma ilerlemesini gizleyip gösterebiliriz. Burada dikkat etmemiz gereken nokta pencereleri gizlesek de render alma işlemimizin arka planda devam etmesidir. Mesela Frame Buffer üzerinden yeniden render alalım. Evet, gördüğümüz gibi render oluşturma penceresini gizlesek de render oluşturma işlemi devam etmekte ta ki buradaki butonlar render oluşturma işlemini durdurana kadar. Şimdilik frame buffer'ı kapatalım. Sonraki render panel özelliğine baktığımızda burada yine render oluşturma seçeneği olan batch render seçeneği bulunmakta. Batch render seçeneği ile daha önce hazırladığımız tüm sahnelerin ard arda otomatik olarak render alma işlemini başlatabiliriz. Yani tüm sahneleri hazırladıktan sonra makinamızı render alma işlemini bırakabiliriz. Bunun için view panelinden render almak istediğimiz 3D sahneleri seçelim. Mesela 4, 5, 6 ve 9. sahneleri seçelim. Şimdi seçtiğimiz sahnelerin Batch Render'ler render'larını başlatalım. Fakat burada dikkat edersek Batch Render özelliğinin şu anda aktif olmadığını görüyoruz. Bunun sebebi alınacak render'ların bilgisayarımızda kayıt yolunun oluşturulmamasıdır. Bunun için ayarlardan Auto Save özelliğini aktifleştirerek burada File FilePad ile render'larımızı bilgisayarımızda kaydedeceğimiz dosyalarını seçelim. Yine burada File Type ile render'larımızın dosya türünü seçebiliriz. Şimdilik aynı şekilde bırakarak batch render ile seçtiğimiz sahnelerin renderlarını başlatalım. Evet, gördüğümüz gibi makinamız ardarda render almaya başladı. Şimdilik hazır olmayan sahnelerimizin render alma işlemini durduralım. Yeniden render panel özelliklerine baktığımızda burada benzer şekilde cloud batch render seçeneğiyle yine bulut üzerinden ücretli ve hızlı bir şekilde renderlarımızı ardarda alabiliriz. Son olarak export v seçeneğiyle hazırladığımız v sahnelerini aynı program içinde farklı V-Ray sahneleriyle ya da V-Ray'e çalışan farklı programlara aktarabiliriz. Şimdi V-Ray'in seçeneği nasıl çalıştığına bakalım. Bunun için farklı bir proje dosyası açalım. Açtığımız proje dosyasını ilk olarak render'ını alalım. Şu anda malzeme ve render ayarlarının yapılmadığını görüyoruz. Yani default olarak Revit'in malzemeleri bulunmakta. Şu anda bizim için önemli olan sahnenin dışarı aktarılması. Diğer projemizle benzer şekilde bu projemizde V-Ray'in genel malzemesiyle kaplayalım. Bunun için Asset Editor seçeneğinden V-Ray'in generic malzemesini projemize ekleyelim. Şimdi de Appearance Manager seçeneğinden Global Override sekmesine gidelim. Burada projemizdeki opak objeleri V-Ray'in genel malzemesiyle kaplayalım. Yeniden render alalım. Evet, gördüğümüz gibi sahnemizin tamamını V-Ray'in genel malzemesiyle kapladık. Şimdi V-Ray malzemesiyle kapladığımız modeli dışarı aktarmak için Render panelinden Export V-Ray'sin seçeneğiyle sahnemizi dışarı aktaralım. V-Ray sahnesinin dışarı aktarıldığını görüyoruz. Sahnemizi dışarı aktardıktan sonra önceki projemize yeniden dönelim. Şimdi de dışarı aktardığımız V-Ray sahnesini bu projedeki sahne altıya yerleştirelim. Bunun için sahne altıya geçelim ve ilk olarak sahne altı için bir render alalım. Render'ı başlatalım. Evet şu anda sahne altının renderini görebiliyoruz. Şimdi biraz önce 1 ile dışarı aktardığımız projeyi buradaki kütleyle değiştirelim. Bunun için Revit'te 3D görünümden tap görünüşüne geçelim. Şimdi dışarı aktardığımız biri projesini yerleştirmek için buradaki kütleyi gizleyelim. Kütleyi gizledikten sonra sahnemize ekleyeceğimiz proje için bir RPC obje ekleyelim. Neden RPC objesi ekliyoruz? Çünkü biraz önceki projede bir isimle dışarı aktardığımız sahneyi Revit'te RPC objesi ile değiştirebiliriz. Bunun için Architecture sekmesinden Component bileşenler başlığı altından RPC objelerinden seçim yapabiliriz. Şu anda mevcut RPC objelerimizin tamamı ağaçlardan oluşuyor. Şimdilik bir ağaç seçelim ve ağacı yerleştirelim. Ağacı yerleştirdikten sonra renderda ağaç ile değiştireceğimiz sahneyi görmek için yeniden Birey sekmesine gidelim. Buradan Asset Editor seçeneğiyle dışarı aktardığımız VRS'in dosyasını Proxy Screen seçeneğiyle projemiz içerisine alalım. Şimdi Apprentice Manager seçeneğiyle Family sekmesini seçelim. Şimdi projemizden ağacı seçelim. Evet, burada seçtiğimiz ağacı görebiliyoruz. Şimdi içeri aldığımız sahneyi seçtiğimiz RPC ağaç objesiyle değiştirelim. Sahne altıya dönelim. Şimdi buradaki objeyi gizleyerek sadece eklediğimiz ağacı bırakalım. Şimdi yeniden render alalım. Evet, gördüğümüz gibi farklı bir projeden VLC'in ile dışarı aktardığımız kütleyi yine farklı bir proje içerisinde kullandık. Kütleyi daha net görmek için kütleyi döndürelim. Bunun için Appearance Manager seçeneğine gidelim. Buradan Family sekmesi altından yerleştirdiğimiz ağacı seçelim. Objeyi seçtikten sonra artık burada döndürme ve ölçekleme gibi ayarları yapabiliriz. Mesela 90 derecelik bir döndürme yapalım ve yeniden render alalım. 180 derece döndürelim. Ya da 270 derece döndürelim. Evet gördüğümüz gibi aslında Revit projemiz içerisinde olmayan fakat Render'da sahnemize eklediğimiz kütleyi görebiliyoruz. Aslında burada yaptığımız şey proje boyutumuzu şişirmeden yani bilgisayarımızı görmeden sahnemizi yeni bir kütle eklemek oldu. Böylece yeniden modelleme, taşıma ya da linkleme yapmadan daha hızlı sonuçlar alarak daha hızlı renderler alabiliriz. Bu derste V-Ray ile render panel özelliklerine baktık. Bu tarz serilerin devamı için beğenip paylaşıp abone olabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkürler. Sonraki derslerde görüşmek üzere. İyi çalışmalar dilerim.